Sevgili Gümüşhaneliler, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ahde vefanıza, itimadınıza, o hiç tükenmeyen sevdanıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelmeden önce Bayburt'taki kardeşlerimize de ifade ettim. 10 Ağustos akşamı sonucun ne olacağını tahmin ediyordum. Ama ilk üçe kimin gireceğini büyük bir merakla bekliyordum. Evet, 81 vilayetimiz içinde şahsıma en yüksek oyu veren birinci il Rize oldu. İkinci Bayburt oldu. Üçüncü ise Bayburt'tan çok az bir farkla Gümüşhane. Bayburt %80 oy oranıyla, Gümüşhane'de %75 oy oranıyla şahsıma en yüksek desteği veren illerden oldu. Buradan bütün Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Ancak burada Gümüşhane'mizin bir beldesine de özellikle selam göndermek, oraya da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gümüşhane, Kerkit, Gümüşgöze beldesi, Türkiye genelinde şahsıma en yüksek desteği veren belde oldu. Oy oranı %97. Gümüşgöze beldesine de özellikle teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Bana bu duyguyu, bu heyecanı, bu iftiharı yaşattığınız için sizlere, Gümüşhane'ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 12 yıl boyunca başbakanlık görevinde olduğu gibi cumhurbaşkanlığı görevimde de sizlere mahcup olmayacak, sizler için terleyen, sizler için gece gündüz koşturan bir cumhurbaşkanı olacağım. Kardeşlerim, bugün sadece sizlere teşekkür etmek için gelmedim. Bugün yapımı tamamlanan hizmet, eser ve yatırımların da açılışını yapmak için geldim. Bakan arkadaşlarımla beraber buradayız. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber buradayız. Belediye başkanlarımızla buradayız. Ve Gümüşhane'de yaklaşık 200 trilyon tutarında 26 ayrı eser, hizmet ve yatırım tamamlandı. Bugün bu törenle resmi olarak bu eserleri hizmete alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız 92 yeni derslik ve 2 çok amaçlı salonu Gümüşhane'ye kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 750 kişilik öğrenci yurduyla çeşitli spor tesislerini tamamladı. TOKİ tarafından 314 konut ve bir sosyal tesis Gümüşhane'ye kazandırıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın, İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çeşitli yatırımları da bitti. Hizmet verir hale geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız, Torul, Gümüşhane bölünmüş yolunu, Gümüşhane sınırları içinde kalan 24 tünelden 14'ünü tamamlayarak hizmete açtı. Gümüşhane, Erzincan ve Gümüşhane Bayburt bölünmüş yol çalışmaları hızla devam ediyor. İşte şimdi gelirken gördüm. Hamd ettim. Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ah ah, 15-20 yıl önce biz böyle yollar görebiliyor muyduk? Şimdi bırakın çevre yolunu,
Gümüşhane'nin içinde bile bölünmüş yollar, tüneller ve artık modern dünyanın, modern şehircilik anlayışının gereği neyse Gümüşhane'de bunu yaşıyor hale geliyor. Ayrıca Gümüşhane Şiran ve Gümüşhane Yağlıdere yollarının yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Bütün bu yatırımları, bu eser ve hizmetleri işte bugün bu törenle hizmete alıyoruz. İl Özel İdaremizin tamamladığı hizmetleri, Gümüşhane Üniversitemiz için 10 ayrı yatırımı da yine bugün resmi olarak açıyoruz. Kardeşlerim, bütün bu önemli eserler Gümüşhane'mize, ilçelerine, belde ve köylerine hayırlı olsun diyorum. Bu yatırımların tamamlanmasında emeği geçen, başta Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza ve tüm kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, yüklenici firmalara huzurlarınızda şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, Türkiye son 12 yıllık dönemde hamdolsun büyüme, kalkınma ve demokratikleşme yolunda gerçekten çok önemli bir mesafe kat etti. Sağlanan istikrar ve güven ortamı sayesinde Türkiye her alanda çok hızlı ve çok sağlıklı büyüme kaydetti. Ekonomi 12 yılda yıllık ortalama %5 oranında bir büyüme kaydetti. Demokrasimizin standartları çok güçlendi. Siyasetin üzerindeki vesayetler kalktı. Milli irade, yani sizin iradeniz güç kazandı. Dış politikada Türkiye aktif, iddia sahibi, güç ve kararlılık sahibi bir ülke haline geldi. Türkiye'nin büyümesine, ilerlemesine, hamle yapmasına engel olan, Türkiye'yi yavaşlatan her ne varsa el birliğiyle onları devre dışı, saf dışı bıraktık. Çok sayıda reform yaptık. Cesur adımlar attık. Yasaklara, yoksulluğa, yolsuzluğa son verdik. Husumetleri ortadan kaldırdık. Gereksiz tartışmalara, gerilimlere son verdik. İşte bu sayede Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasi olarak, demokratik olarak bölgemizin örnek bir ülkesi, parlayan bir yıldız haline getirdik. Bu 12 yıllık sürecin bir kazananları var, bir de kaybedenleri var. Kazananlar kimler? Millet kazandı, millet! Ülke kazandı, ülke! Devletimiz ve milletimiz güç kazandı. Bayrağımız, paramız, pasaportumuz daha fazla itibar kazandı. İşçimiz, memurumuz, çiftçimiz, esnafımız, sanayicimiz kazandı. Huzur kazandı. Kardeşlik kazandı. Peki kim kaybetti? Yüksek faizden rant sağlayan mutlu bir azınlık, evet, kazandığından kaybetti. Terör ve kandan rant devşirmeye çalışan lobiler kaybetti. Türkiye'yi karanlığa mahkum etmek, içine kapatmak isteyen çevreler kaybetti. İşte şu anda bu kaybedenler kaybettiklerini yeniden kazanmak için sinsice, alçakça, haince saldırılar yapıyorlar. Önce Gezi olayları diyerek Mısır ve Ukrayna gibi Türkiye'yi zayıflatmak istediler. Bunu başaramadılar. Ardından 17-25 Aralık darbe girişimini tertip ettiler. Pensilvanya ihanet çetesini kullanarak kaybettiklerini kazanmak istediler. Ama başaramadılar. 30 Mart'ta sizler milli iradeye sahip çıktınız. 10 Ağustos'ta sizler demokrasiye sahip çıktınız.
Millet kazandı. Bunlar kaybetti. Ülke kazandı. Bu çıkar çevreleri, bu hainler kaybetti. İşte şu anda da bu kaybedenler hepsi bir araya geldi. Yeni bir operasyon, yeni bir ameliyat yapmaya çalışıyorlar. Kardeşlerim, son sokak hadiselerinin Suriye'deki Ayn al-Arab yani Kobani ile ilgili olduğunu iddia ediyorlar. Böyle bir şey yok. Kobani sadece bahane. Asıl amaç, asıl gaye, asıl niyet, onu açıkça söyleyeyim, çok başka. Bu eylemlerin arkasında kimin olduğuna, kimin bu eylemlere sempatiyle yaklaştığına, kimin bu gayrimeşru eylemleri övdüğüne bakın. Gerçek tabloyu göreceksiniz. Kim var bu eylemlerin arkasında? PKK var. Onun gölgesindeki siyasi parti var. Başka kim var? Ana muhalefet partisi var. Başka kim var? O malum medya ve o malum kalemler var. Uluslararası medya var. İnternette, sosyal medyada operasyon yapan karanlık güçler var. Amaç Kobani değil. Amaç Türkiye'nin şurada görülen şu birlik var ya, bu birliği bozmak. Ama bizim bu birliğimizi bozamayacaklar. Biz Gümüşhane'den sesleniyoruz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Biz sizlere gurur duyuyoruz. Şimdi bu Kobani için gözyaşı dökenler, insanlıktan, vicdandan bahsedenler, soruyorum, Halep için, Hama için, Humus için neredeydiler? Musul için, Kerkük için neredeydiler? Varil bombalarıyla, kimyasal ve konvansiyonel silahlarla 250 bin kişi Suriye'de ölürken, 7 milyon kişi göç ederken bunlar neredeydiler? Şu anda da bakın, tüm dünyada Kobani için en somut yardım yapan, Kobani'deki sivillere el uzatan, onlara kapısını açan tek ülke Türkiye. 200 bin kişi Kobani'den geldi. Kapımızı kapadık mı? Hayır. Buna rağmen birileri çıkıp Kobani bahanesiyle sağı solu yakıyorsa, yağmacılık yapıyorsa, alçakça cinayet işliyorsa, kusura bakmasınlar. Biz bu numarayı yutmayız. Düşünebiliyor musunuz? Diyarbakır'da bir müzeyi yağmaladılar. Kitapları çaldılar. Kitapları yaktılar. Siirt'te bir kütüphaneyi yaktılar. Oradaki kitapları kül ettiler. Bunu ancak Bayburt'ta da söyledim, barbarlar yapar. Bunu ancak içinde insani, vicdani, hiçbir değeri olmayan yağmacılar, haydutlar yapar. Hiç endişeniz olmasın. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz çok hızlı şekilde olaylara müdahale ediyor ve sorumlulardan da hesabını soruyor. Bakın, Bingöl'de iki polisimizi şehit ettiler. Bir kez daha onlara Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Güvenlik güçlerimiz anında katilleri buldular ve ölü olarak ele geçirdiler. Ayrıca 9 kişiyi daha yakaladılar.
Onlar da şu anda gözaltında. Bu alçakça saldırıyla irtibatı olanlar şimdi yargıya sevk edildi. Bayrağımıza saldıranlar, Atatürk'ün büstünü kıranlar, yakanlar, kamu binalarına, okul, hastane saldıranlar, bankalara saldıranlar, esnafın dükkanlarını yağmalayanlar, vatandaşın araçlarını yakanlar, bindikleri otobüsleri yakanlar. Bu tür şiddet eylemlerinin yaşanmaması için de en sert tedbirler alınacak ve alınıyor. Yahu huzur evi yakıyorlar. Pansiyon yakıyorlar ya. Çocukların kaldığı pansiyonları. Biz bu şımarıklığa müsamaha gösteremeyiz. Çözüm süreci şımarıklığa müsamaha göstermek değildir. Çözüm süreci şiddete, vandallığa, yağmacılığa göz yummak değildir. Biz çözüm sürecini 77 milyonun kardeşliği için bugünlere getirdik. 77 milyonun kardeşliğini güçlendirmek için de bundan sonra en kararlı şekilde bu süreç devam edecek. Bizimle bu süreçte yol yürümek istemeyenlerle, hala şiddet çağrısı yapanlarla, hala terör örgütünden talimat alanlarla bizim hiçbir işimiz olamaz. Kardeşlerim, kaybeden biz olmayız. Millet olmaz, ülke olmaz, kaybeden onlar olur. Bu süreç birilerini tatmin etme süreci değildir. Bu süreç birilerinin şımarıklığına boyun eğme süreci hiç değildir. Biz bugüne kadar tamamen iyi niyetle ama hiçbir taviz vermeden bu süreci devam ettirdik. Bundan sonra da aynı şekilde sürdürürüz. Hiç endişeniz olmasın. Bizimle anayasa ve yasalar çerçevesinde yol yürümek isteyenlerle biz bu yolu yürürüz. İstemeyenlere, teröre zemin hazırlayanlara, terörün talimatıyla hareket edenlere de uğurlar olsun deriz. Bakın, bir haftada 40'a yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Soruyorum, bunların katili kim? Bunların katili sokağa çağrı yapan malum muhalefet partisidir. Onun başıdır, başlarıdır. Bu çağrıya destek veren ana muhalefet partisidir. Tweetler atarak. Böyle sorumsuzluk olmaz. Tavşana kaç diyorlar, sonra da tazıya tut diyorlar. Ayıptır, ayıp. Düşünebiliyor musunuz? Ana muhalefet partisi ve malum parti çıkıyor, Türkiye IŞİD terör örgütüne destek veriyor diye sorumsuzca açıklamalar yapıyorlar. Niye? Çünkü yurt dışından bunlara bir vazife verilmiş. Biz buradan, siz buradan ülkenize iftira atacaksınız denilmiş. Ana muhalefet partisi hem Esed denilen devlet terörü estiren zalime sahip çıkıyor, hem de onun beslediği, büyüttüğü, zemin hazırladığı IŞİD'e karşı çıkıyor. Kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek başbakanlığımda, gerek cumhurbaşkanlığımda, gerekse şu andaki başbakanımız ve hükümet ne IŞİD'e ne herhangi bir terör örgütüne bugüne kadar en ufak bir destek vermemiştir. Bu iddiayı yapanlar, bunu ileri sürenler bunu ispatla mükelleftir. Eğer bunu ispat edemezlerse alçaktırlar, vatan hainidirler. Bunların kafaları hala çok karışık. Kardeşlerim, Gümüşhane'den tüm Türkiye, tüm dünyaya sesleniyorum. Gün birlik olma günüdür. Gün sağduyulu, itidalli davranma günüdür. Bütün siyasi partilerimizden, sivil örgütlerimizden, özellikle de vatandaşlarımızdan
tahriklere karşı son derece dikkatli olmalarını rica ediyorum. Hiç endişeniz olmasın. Devletimiz bütün bu olayları bastıracak, hesabını da soracak güçtedir. Huzuru bozmak isteyenlere karşı ne gerekiyorsa o yapılır ve yapılıyor. İnanıyorum ki milletimiz bu tahriklere gelmeyecek. İnanıyorum ki milletimiz bu serserilerin, bu vandalların kurdukları öfke tuzağına düşmeyecek. Milletimizin masum ile suçluyu birbirinden ayıracağına yürekten inanıyorum. Bu olaylar nedeniyle tuzağa düşüp Kürt'ün Türk'e, Türk'ün de Kürt'e düşman olmasına asla fırsat tanımayacağız. Kardeşlerim, biz bu ülkede Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkesi'yle, Gürcüsü'yle, Abazası'yla, Boşnağı'yla kim varsa yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Şunu bilin ki bu alçakça, bu haince eylemlerin arkasında benim samimi Kürt kardeşlerim yok. Sakallı insanlara, başörtülü kadınlara, Kur'an kurslarına saldıran bu alçaklara benim Kürt kardeşim asla prim vermez. Kitap yakan, kütüphane yakan bu barbarlara benim Kürt kardeşim asla sempati göstermez. İnanıyorum ki bundan sonra da Selahaddin Eyyubilerin torunları bunlara asla müsamaha göstermeyecektir. Bundan sonra da Kürt kardeşim huzuru bozan, inanç değerlerimize saldıran bu alçaklarla aralarına net bir mesafe koyacaktır. Buna biz de yardımcı olacağız. Kardeşliği yücelterek yardımcı olacağız. Kucaklaşarak yardımcı olacağız. Hayır dualar ederek yardımcı olacağız. İnşallah milletçe bu hain tuzağı bozacağımıza ben yürekten inanıyorum. Sevinen Türkiye düşmanları olmayacak. Kardeşlerim, geçen hafta bayramın 4. günü Gaziantep'e gittik. Islahiye'de Suriyeli kardeşlerimizi ziyaret ettik. Önceki gün Trabzon'daydık. Dün Rize'deydik. Bugün önce Bayburt, şimdi Gümüşhane. Ve buradan İstanbul'a geçeceğiz. Bize durmak yok. Millete hizmet için, ülkeye hizmet için, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Allah nefes alıp verdikçe koşturacağız. Fırsat olursa Gümüşhane'ye yine geleceğiz. Şimdi Ercan kardeşim az önce dedi ki Gümüşhane'de bir çay içmeye geliriz. Şimdi biz bu kadar ucuza gelmeyiz. Çayı Rize'de içtik. Gümüşhane'nin kömesi ne güne duruyor? Kardeşim sizlerle daha çok hasret gidereceğiz. Gümüşhane'deki yatırımların yakın takipçisi olacağız. İnşallah bu 24 tünel bitecek. 24 Mart'ta Trabzon'da Zigana Tüneli'nin müjdesini vermiştim, hatırlayın. Zigana Tüneli Trabzon'un olduğu kadar Gümüşhane'nin de projesidir. Zigana Dağı'na çift tüpten oluşan 12 kilometre uzunluğunda yapılacak tünelin proje çalışmaları tamamlandı. 10 Kasım'a ihale tarihi alındı. İnşallah dozerler, loderler bir an önce çalışacak.
Zigan'a, Doğu Karadeniz limanlarını Anadolu'ya ve İran'a bağlayan bir arter. Şimdi biz yapacağımız tünelle 1750 rakımları 1250 rakımlara indireceğiz. Yani 500 metre daha az tırmanılacak. Güzergah 10 kilometre kısalacak. Ekonomik tasarruf, zaman tasarrufu sağlanacak. Kış şartları bertaraf edilecek. Kar ve sis mücadelesi yapmadan araçlar tünele girip çıkacak. Bu güzergah ticaret ve lojistik trafiğinin ana merkezi olacak. Tünelle gerek Karadeniz bölgesi, gerek Doğu Anadolu'nun ekonomik ve sosyal gelişimi artacak. Türkiye'nin en büyük tünellerinde Zigana gibi böyle bir tüneli inşallah Zigana Dağı'na yapmış olacağız. Aynı şekilde Pekün Dağ Geçidi'ne yapılacak tünel ile ilgili çalışmalarımız süratle devam ediyor. İnşallah bütün altyapı çalışmalarını tamamlayıp somut adımları atacağız. Bu büyük projelerin takipçisi olacağım. Bunun için Cumhurbaşkanlığında bir yatırımlar birimi kurduk. Oradan da bunların takipçisi olacağız. Bu projeler bittiğinde de inşallah açılışlarını beraber yapacağız. 81 vilayetimizin 780 bin kilometre karenin kalkınması için, büyümesi için 12 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamında da ter dökeceğiz. Dedim ya, burası yan gelip yatma yeri değil. Değerli kardeşlerim, bu düşüncelerle sizlere veda ederken açılışını yaptığımız eser, hizmet ve yatırımların tekrar Gümüşhane'mize, Gümüşhanelilere, evet, Gümüşhanevi Hazretlerinin beldesi, şehrinin evlatlarına hayırlı olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Gümüşhane 10 Ağustos seçimlerinde verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Yeniden kavuşuncaya kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de yapımı tamamlanan eserlerin açılış kurdalasını kesmek suretiyle siz değerli halkımızın hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendi, bakanlarımızı, milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimizi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizi, Gümüşhane Üniversitesi Rektörümüzü, Bakan Yardımcımızı ve Belediye Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Evet, Gümüşhane hazır mıyız? Tüm eserler Gümüşhane'mize, Gümüşhanelilere hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah!
konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Gümüşhane'de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış merasimi burada sona erdi. Töreni katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendi olmak üzere tüm konuklarımıza ve siz saygıdeğer Gümüşhaneli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerin olsun, sağ olun, var olun.